Ege'de halkın özel merkezlerin yanı sıra güvenle havuza girebildiği yerlerden biri Ege Üniversitesi bünyesindeki Profesör Doktor Sermet Akgün kapalı olimpik yüzme havuzu oluyor. Burada havuzun kalitesini belirleyen değerler elektronik sistemlerle ölçülüyor ve gerekli müdahaleler aynı sistemlerle yapılıyor. İşin bilimsel boyutu da Ege Üniversitesi'nin oksijen bazlı dezenfeksiyon sistemini kullanımıyla ortaya çıkıyor. Temel farklılık aslında üniversite kültüründe, üniversite havuzu olmasında. Üniversite havuzu olmak demek gerçekten önceliği insan sağlığına vermekten geçtiğini düşünüyoruz. O yüzden de bütün çalışmalarımızı, bütün gayretimizi insan sağlığı, birey sağlığı, kullanıcılarımızın burada sağlıklı bir ortamda spor ve gerçekten de sosyal anlamda güzel etkinlikleri yapabilmesini için çabalıyoruz. Bütün arkadaşlarımla, bütün ekibimle beraber zaten bunları yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Havuz suyunun hijyenik kalabilmesi için havuz operatörü tarafından günde en az 3 defa yapılan su analizlerinin haricinde her ay düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara su numunesi gönderildiğini aktaran tesis sorumlusu Ozan Çaylak, raporların yüz güldürdüğünü, bu yapının da yoğun taleple karşılaşmaları sonucunu doğurduğunu söylüyor. Çok yoğun kullanılan bir tesis. Günlük 1000 kişi kapasiteli bir tesisimiz var. 1000 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip. Burası kendi mimari yapısı anlamında biraz farklı özelliklere sahip. Yani birçok branşı iç içe barındırabilecek özelliklere sahip. Kullanım amaçlarına göre havuzun farklı bölümleri değerlendiriliyor. 1.80'lik bölümümüzden sığ bölümümüz diyeyim. 5 metrelik kısma kadar daha çok atlama milli takımı, su topu takımları, artı yüzme kulüpleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Artı serbest kullanıcılarımız da buradan hizmet almakta. Artı burada tabii ki küçük aktivitelerimiz de var. Dalış kurslarımız, artı yüzme kurslarımız ve 7'den 70'e herkesin kullanabileceği ortak bir üniversite tesisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ozan Çaylak, akademik misyonumuz hizmet anlayışımıza da yansıyor. Attığımız her adımda sağlık ve güvenlik önceliğimiz oluyor diyor. Hizmet ve yani güvenlik ve sağlık temelli bir hizmet ve bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu bağlamda da tabii ki kullanıcılarımızın güvenliği, sağlığı ön planda olmak durumunda. Burada klorlu dezenfeksiyon sistemi yerine oksijen bazlı bir dezenfeksiyon sistemi kullanmaktayız. Artı tabii ki sistemi uygulamaktan çok bunların takibi de bizim için ön planda tutulması gereken bir konu. Havuzun uzun süreli kullanımında oluşabilecek riskler göz önünde bulunduruldu diyen tesis müdürü Ozan Çaylak, 7/24 havuzda bulunan ekibimiz de önceliği oluşturdu, oksijen bazlı havuz dezenfeksiyon sistemine geçişi sağladık diye konuşuyor. Klor gazının olumsuz etkileri, kanserojen etkileri sıfıra indi diyebiliriz. Bu tabii ki burayı çok yoğun kullanan yani sporcularımız için sonuçta 7/24 burada çalışmalarını sürdürüyorlar ve en fazla klorla yapılan havuzlarda, klorla çalışmaları yapılan havuzlarda en fazla bu kişiler klora maruz kalıyor. Artı burada çalışan tabii ki personellerimiz bizim için de çok önemli. Can kurtaranından tut yüzme eğitmenine kadar bunlar 7/24 burada olan kişiler ve bu kişileri de aslında bu sisteme geçerken bu kişilerin de önceliği bizim için önemliydi. O sebepten de oksijenli bazlı dezenfeksiyon sistemini tesisimize getirdik ve şu an için de devam ediyoruz. Eylül ayından itibaren 2012 Eylül ayı itibariyle de bu sisteme başladık. Şu an için de kullanıcılarımızdan aldığımız güzel geri dönümlerle beraber bu hizmeti kullanıcılarımıza sağlıyoruz. Ege Üniversitesi Profesör Doktor Sermet Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Müdürü Ozan Çaylak, kullanıcıların memnuniyetine verdikleri önemi vurgulayarak sözlerini noktalıyor. Aktivite sonrasında oksijenin açığa çıkmasıyla beraber daha rahat bir kullanıma kavuştuklarını bize belirtiyorlar. Tabii ki bu da bu sistemin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor diyebilirim.